haritasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Buradan YouTube'a videoya da selamlar gönderelim. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. En son bölümde, ikinci bölümde StarCraft yolculuğunda Octorus Manx bize yardımlarını göndermişti. Octorus Manx'in yardımlarının boşa olmadığını biliyorduk ve son briefingde aldığımız habere göre de bizden bir nasıl söyleyeyim talebi vardı. Fazla lagaluga yapmayalım. Hemen yolculuğumuza devam edelim. Bakalım bizden ne istiyor. Your tenure as colonial magistrate is suspended, pending an official investigation of your affiliation with the Sons of Korhal. Evet, şu anda Sons of Korhal dedi. Octorus Manx'in ekibi. Onlar bizi kurtarmıştı ve Jim Raynor'dan bir şeyler istiyor şu anda. Jim Raynor kabul ediyor bu durumu ama diyor sana danışmadan hareket etmeyeyim dedi. İşte seninle konuşmak istiyoruz. Yani. Commander biz oluyoruz burada. Marsara neredeyse artık tamamen Zerg istilası altında. Ayrılmadan önce bir disk istiyor bizden. Retrieve data disk from Miraç hocamla yayın yaparız tabii ki. Tabii şartlar olgunlaştıktan sonra biz biraz daha farklı işlere girişiyoruz. Twitch takipçilerimiz bilirler. Şöyle söyleyeyim. Bazı şeyleri bertaraf ettikten sonra tabii ki kaliteli işler yapıyor. Bazı işlerimizi kendi yani gerçek hayattaki işlerimizi bertaraf ettikten sonra o atılımları da gerçekleştireceğiz. Jim Raynor yeşil olan unitimiz. Bakalım buradan nereye geçeceğiz. Tekrardan şöyle bir görevimize bakalım. Evet, datayı alacağız. Konfederasyon Network'ünden ve Raynor hayatta kalacak. Devam edelim. Kapı var şurada. Şöyle atak yaparak gidiyorum ancak başıma bir sıkıntı gelmez inşallah diye düşünüyorum. Derken burada bazı SCV'lerle karşılaştım. Küçükler çok fena. Şükrü. Ben de şurada yerimi aldım arkadaşlar Jim Raynor'ın yanında. Selam. Buradan gidecek başka yer yok. Şu yol var. Şurada. Şuradan yukarı. Oh yeah. Bir Goliath var burada. İki tane marin var idi. Burada altyapısını oluşturması sebebiyle arkadaşlar bazı alt bilgiler vereyim. Sevgili Ekrem Atamer ile birlikte yaptığımız bir StarCraft lore'unun genel ele alışını yayını vardı. Bu yayın tekrarını YouTube'a da atmıştık. Orada çok önemli bir bilgi vermişti. Daha önce bu Sons of Korhal ve Konfederasyon arasında bir ayrılık oluştuğunu ve Konfederasyonun Sons of Korhal'ın yani daha doğrusu o zamanlar böyle bir ayrım tam olarak söz konusuydu diyemiyoruz ama bir iç çekişme, bir baş yani liderlik için bir iç çekişmenin yaşandığını ve Konfederasyonun yani Dük ve taraftarlarının öyle söyleyeyim Octorus Manx'in ailesini katlettirdiğini biliyoruz. Gökhan'cım hoş geldin. Bu katliamı da gerçekleştiren kişi Kerrigan. İleride bazı kötücül olaylar diyelim ya da şok geçireceğimiz olaylar yaşayacağız. Bunların nedeni ve sebebinden bir tanesi bu, öyle söyleyeyim. Sounds fun.
Bu remastered, evet. Ve grafikler gerçekten çok kaliteli. Oyunun kendisine hiç dokunmamışlar, herhangi bir değişiklik yapmamışlar. Sadece görüntü kalitesini arttırmışlar. O benim için yani okeyim ben buna. Warcraft 3'te durum biraz farklıydı. Hatırlarsanız insanlar da biraz tepki verdi. Bazı şeyler değiştirilerek yapılmış idi. Bunda öyle değil. Normal oyunu sadece grafiklerini yükseltmişler. Red Alert'ı böyle hikaye oynayacaksan efsane olur. Senin için oynarım. Bak, Red Alert'ı oynadım. Nasıl bir şey olduğunu az çok biliyorum. Çok iyi. Ben çok iyi artist oyuncusuyum ya da turnuvalarda boy gösterecek kadar bir iyi oyuncuyum diyemiyorum. Ancak senin için oynarım. Bir hikayesinde görürüz onun. Rusya ile Amerika arasındaki çekişmeyi birlikte yaşamış oluruz. Evet, burada başa döndü mevzu. Buradan, şuradan yukarıdan sağa da gidebiliriz. Şurayı bir deneyeceğim ama. Hazır buraya yakınken. Bu ara YouTube'a tekrardan selam gönderelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk defa bir YouTube yayının denemesi yapıyoruz. Sanırım geleceğimiz yer burası. Evet. Sektör 5'e geçtik. Diablo 2'yi görünce biraz eski geldi gözüme. Hades olabilir mi? Hades pek oyun tarzım değil ama neden olmasın tarzında yaklaşayım mevzuya. Yani öyle kestirip atmadım. Sadece ben genel olarak tanıyanlar az çok beni bilir. Çok vakti olan bir insan değilim ne yazık ki. Evet, buraya giremiyor muyuz? Tekrar buraya mı gireceğiz? Buradan bir şey çıkmadı. Oraya gittik geldik ama şu paneli kullanamadık. Kamera cuk oturmuş arayız. Teşekkür ederim. Ya o ilk başta şu aradaydı. Unitleri gösteren yer var ya, hani kaç tane unit mesela. Şu an işte 6, 9, 10 tane unitim var. 11 tane unitim var. Bu unitlerin olduğu yerdeydi. Böyle bir yere koyayım dedim. Hem çok ekranı kaplamamış olurum diye düşündüm. Şu firebatler gelecek mi acaba ya? Steam Pack'lerini açtırmak istemiyorum şu anda. Hadi oğlum, hadi hadi. Yaskılay'a gel, gel. Kendisinden bahsettik, hemen Ekrem like'layı vermiş tweetimize. Şu an teleport sistemi deaktive durumda. Şurada iki tane firebat var. Problem olacağını sanmıyorum. Bu ara oyun hakkında gene ufak tefek bilgiler vereyim. Bu kırmızı renk Sons of Korhal demek. Yine konfederasyon aynı zamanda. Genelde bilirsin, strateji oyunların genelinde de bu şekildedir. Şu kapıyı açayım. Door is locked. İçeride birkaç tane zor benzeri bir şey var. Mavidir genelde sizin askerleriniz. Burada sıkça bu tarz renk değişiklikleri yaşayacağız.
burası da kapalı. I saw Zerg within Confederate holding pens myself, and that was over a year ago. It's clear the Confederates have known of these creatures for some time. Öbür portal? For all derken? We know, they could be breeding the things. Tam anlamış değilim sanırım. Be that as it may, our priority here is accessing the Confederate network. We'll deal with the Zerg another day. Sounds fun. Ha yo, Twitch'te de yayındayım. Oh yeah, sounds fun, right on. Oh yeah, sounds fun. Oh yeah, that should be good. Sounds fun, right on. Şu an tam olarak nereye gideceğimi anlamış değilim açıkçası, bakalım. Bu beyaz portallar çalışmıyor çünkü. Burada da herhangi bir şey çıkmadı. Kapalı. Şurası da kapalı. Gitmediğimiz tek yer burası. Şurada bir turret var. Şurada da bir turret var. O yüzden şöyle atak şeklinde gidelim. Bu şekilde daha iyi. Arkadan ışık kameranın üstüne vurunca aşkım şey oluyor, yüzüm kararıyor. Nasıl isterseniz abi, yani hangi taraf daha akıcıysa, hangi tarafın serverları daha rahatsa ya da işte hangi arayüzü seviyorsak ona göre yaptım. Yani amacım böyle işte aman takipçi kasayım, tabii ki yolda var. Değil başlayacağım hacım. Böyle hangisi rahatsa insanlar onu kullansın diye. Daha çok. Hop, Vulture, Vulture, Vulture. Yani girmesek oluyormuş aslında böyle yerler ama. Bazı askerlerim canı iyice azaldı ya. Direkt kabak gibi at soyad niye sıkıntı olsun ha? Mesela ben senin ilk adının Kadir olduğunu bilmiyordum. Ha, Kadir Sarp'mış. Biraz reinforcement olacak mı bana? Merhaba. Bir şey, senin kamera kapalı. Tamam. Mikrofonum açık ama değil mi? Evet. Tamam. Sound fun. Öyle kalabilir ya. Bir asker kaybetmişiz burada. Bakın Firebat sana. Evet, şu an bu diske ulaştık. Şu anda bir ulaşım aracı gelecek, bizi kurtaracak buradan. Ve Victory. Son briefing yapıp kapatabiliriz StarCraft şeyini. Ben o Twitch'ten keser atarım. Alpha Squadron Konfederasyon'a bağlı ve bir Zerg şeyiyle karşılaştık ama Zerg'ler zaten
Orada büyük ihtimal deney falan yapıyorlardı, onu göstermeye çalışıyorlardı. Ben kameramı kapatıyorum bir saniyeliğine. Şuradaki yazıyı görmenizi istiyorum çünkü. Intake in the wake of the chaos resulting from the Zerg invasion, Sons of Korhal escape with the stolen data disk. Evet tamam, yani bu datayı, yani bilgileri çaldık. Şu anda bu Jim Raynor abimiz ve Spasher ile kaçtık. Şu da Octorus Manx, arkasındaki Kerrigan olsa gerek. Şu anda Raynor diski Manx'e teslim ediyor. Antigua Prime kolonisine gidiyoruz ve bir takım planlar içerisinde dahil olacağız Konfederasyon'a karşı. Artık tam anlamıyla şu şeyden sonra, adını siz söyleyin, Konfederasyon'a mensup gibi çalışıyoruz diyebiliriz. 13 saat sonra Marsara'dan evacuation, ne demek? Rescue, kurtarma operasyonu ya da temizleme gibi bir şey. Protoss gemileri geldi ve yörüngeye oturdu kolonide ve büyük gezegen patlatma bombaları falan attılar böyle. Marsara'daki bütün yaşamı yok ettiler. Tahliye pardon, değil mi? Evet. Ve Revolution devrim bölümüne geldik. Ben de şöyle geleyim. Son briefingimizi alalım. Diyor ki yani içindeki ne olduğunu bilmiyorum ama neyse umarım değmiştir diyor. Bring the Kerrigan Antigan Command Center. Antigan komuta merkezine Kerrigan'ı götüreceğiz. Antigan isyancılarını koruyacağız. Raynor ve Kerrigan hayatta kalmak durumunda. Lieutenant Kerrigan, my second in command, will elaborate. I'll get straight to the point. Our sources tell us that Antigua Prime is ready to begin open revolt against the Confederacy. Unfortunately, the Confederates seem to be aware of this as well. Alpha Squadron trupları varmış burada tabii. Konfederasyona bağlı General Duke komutasında. It will be your job, Commander, to free this colony and show our good intent to the Antiguan people. Lieutenant Kerrigan will help you deal with Duke's officers. The rest of the Confederates are yours to deal with. Briefingimiz bu şekilde sona erdi. Bir sonraki bölüme daha sonra devam ederiz dostlar diyorum ve görüşmek dileğiyle YouTube'a buradan selam gönderiyorum. Yalnız video olan YouTube'a, yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Öpüyorum sizleri ve Eda'ya bir merhaba diyelim.